Evet sevgili seyirciler, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği bugün bir toplantı yaptı. Bu toplantının amacı neydi? Bu genel kurul toplantısıdır. Yani derneğimizin 1976 yılında kurulmuş 40 yıllık geçmişinin en yetkili organını bugün topladık. Tabii önümüzdeki bizim seçimimiz neticesinde bize verilen süre içerisinde derneğimiz adına yapacağımız faaliyetlerin genel kuruldan yetkilerini aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde 40 yıllık geçmişi olan kurumumuzun daha müteahhitlerin lehine, birlik beraberliğine ve müteahhitlik mesleğini gerekli kamu kurum ve kuruluşlarında resmi mecilerde temsil etmemiz için yetki verildi. Seçimde bizim listemiz kazandı. Yönetim kurulumuzla önümüzdeki süreçte inşallah geçmişte başladığımız federasyon ve bakanlık boyutunda bitiremediğimiz meseleler başta olmak üzere ki bunun en belirgini müteahhitlik hizmet yasasıdır. Müteahhitlik hizmet yasası mesleğe giriş ve çıkış kriterlerini belirleyen, mesleği bir çerçeve altına alan, disiplinize eden, sermaye yeterliliğinin varlığını kontrol eden ve Türk Ticaret Kanunu'nda müteahhitliğin tanımını belirleyen bir kanun tasarısıdır. Bununla ilgili bugüne kadar çok emeğimiz geçti. Hukuki ve pratik, yani mesleğin uygulayıcısı, mesleğin aktörleri olarak şantiyede karşılaştığımız sıkıntıların yazılı hale dönüşmesinde vesile olmuştur ve yaşanan sıkıntıların çözümüne esas bir kanun taslağı oluşturuldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun koyucusundan da geçirdiğimiz zaman mesleğimiz farklı bir boyuta atlayacaktır. Bu aynı zamanda yaşanmakta olan kötü müteahhit izleniminin, vicdansız müteahhit izleniminin, bir daireyi 3 kişiye satan müteahhitin ve maketten satış yapımının önüne geçecek bir kanundur ki biz bunlara karşıyız. Böyle müteahhitleri de istemiyoruz. Nitekim bir çuval inciri 3 tane taş mahvediyor. Bunun da önüne geçmek adına müteahhitlik hizmet yasası olmazsa olmazımızdır. Bu süreci de yakından takip etmek üzere genel kuruldan yetkilendirildik, görevlendirildik. İnşallah önümüzdeki süreçte üyelerimize mahcup olmadan görevimizi başarıyla tamamlarız. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.